Ocağı açık unuttuk kanalımızdan herkese merhaba. Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte enfes bir tuzlu kurabiye yapacağız. Bayatlama süresi o kadar uzun ki deneyen herkes çok memnun kalacak. Deneyecek olan arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Dilerseniz malzemelerimize geçebiliriz. İhtiyacımız olan 1 paket sana yağ, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı kadar da unumuza ihtiyaç var. 1 adet de yumurta. Yumurtanın sarısını üstüne, beyazını içine kullanacağız. Üzeri için çörek otu, 1,5 tatlı kaşığı da susama ihtiyacımız var. Evet, malzemelerimizi hazırladığımıza göre şimdi kurabiyemizi yapmaya başlayabiliriz. İlk önce katı yağımızı ekliyoruz. Ardından sıvı yağımızı, sıvı yağ ile katı yağ birazcık böyle eritiyoruz, birbirine özleştiriyoruz. Evet, sıvı yağımızla katı yağımızı birleştirdikten sonra 2 yemek kaşığı sirkemizi ekliyoruz, şekerimizi ekliyoruz, kabartma tozumuzu ekliyoruz. 1,5 yemek kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Onları da şöyle bir birleştiriyoruz. En sonunda azar azar 3 su bardağı unumuzu eklemeye geçiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz birbiriyle toplanmış durumda. Şimdi güzel bir kurabiye şekli verip ondan sonra fırına atacağız. Bunun için isterseniz evinizdeki kalıplardan da kullanabilirsiniz ya da benim şu anda yapacağım gibi de yapabilirsiniz. Evet, hazır olan hamurumuzu böyle 4 parçaya böldüm ben. Şimdi şekillendirmeye başlıyorum. Evet, şimdi şekillendirme işlemimiz bitti. Ürünlerimizi tepsiye diziyoruz. Evet, tepsimize dizme işlemimiz tamamlandı. Şimdi üstüne yumurta sarımızı sürüyoruz. Daha sonra çörek otu ve susamı ekleyeceğiz. Böyle güzelce her yerine sürüyoruz. Dediğim gibi siz istediğiniz başka şekilde verebilirsiniz. Yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Kalıp da kullanabilirsiniz. Şimdi çörek otlarımızı gezdiriyoruz üstüne. Şöyle göz kararı elinizin ayarına göre. Sadece çörek otu da koyabilirsiniz ama ben biraz da susam da ekleyeceğim, renk versin, değişik görüntü olsun diye. Susamlarımızı ekliyoruz. Yine dediğim gibi göz kararı elinizin ayarına göre üstüne şöyle hafiften. Evet, süsleme işlemimiz de sona erdi. Şimdi daha önceden 180 derece ısıttığımız fırınımızda 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Dediğim gibi her zaman herkes kendi fırına göre ayarlamalı. Ben yine fırınımın başında bekleyeceğim, ne olur ne olmaz diye, ama benimki 15-20 dakikada pişiriyor. Dilerseniz fırına geçebiliriz artık. Kurabiyelerimiz pişti, görüldüğü üzere. Çok güzel gözüküyorlar.
kurabiyelerimiz pişti. Şimdi ilk soğuğu geçtikten sonra servise hazırlayacağız. İlk sıcaklığı geçen kurabiyelerimizi servis tabağımıza alıyoruz. Evet, kurabiyelerimiz pişti ve servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Çok güzel bir kurabiye oldu. İsterseniz bir tane sizin için yiyebilirim. Enfes olmuş, yumuşacık, kıtır kıtır. Kıtırlığını ve güzelliğini şöyle görebilirsiniz. Bakın, sizin için kırıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese dediğim gibi şimdiden afiyet olsun. Deneyip, yapıp beğenirseniz, bana da yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.